Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Amsterdam şehrinden, The Pipe'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 23 Ocak 2022, Pazar günü. Değerli dostlar, Hollanda'da pandemi yasakları azalıyor. Dileriz tamamen kalkar, dileriz halkımız bu menem hastalığın esaretinden kurtulur. Evet, değerli dostlar, değerli canlar. Ülkemiz Türkiye'nin gündemine baktığımızda ise durum yürekler acısı. Ülke ekonomisi iflas etmiş durumda. Halkın alım gücü yok. Her şey pahalı. Her şeye zam geldi. İnsanlar elektrik yakamıyor. İnsanlar alışverişini yapamıyor. İnsanlar eve ekmek getiremiyorlar. Aldıkları para maaşlarla geçinemiyorlar. 20 yıl kadar zaman içinde ülkeyi yöneten AKP zihniyeti ve başındaki diktatör sadaka kültürü oluşturdu. İnsanları yardıma muhtaç bıraktı. Sosyal devlet değil de sadaka dağıtan bir devlet konumuna getirdi. İnsanları buna alıştırdı. Tabii din en istismar ettiği alandı. Dinde ticaret sağladı. Dini istismar etti. Dini çok fazlasıyla kullandı. Kutsal değerleri kullandı. Milli değerleri kullandı. Ama aslında hiçbirisiyle de ilgisi yoktu. Ne milliydi ne de manevi bir değeri vardı. Evet, AKP zihniyeti ve başındaki Tayyip Erdoğan denilen Amerika'nın getirip başımıza bela ettiği Orta Doğu eş başkanı Yahudi Cesaret Ödülünün tek Yahudi sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki savaşlara öncülük etti. Kışkırtıcısı, karıştırıcısı oldu. Milyonlarca insan bunun yüzünde yerinden yurdundan oldu. Milyonlarca insan öldü bu orada. Yok yere sefil kaldı. Evini, barkını, ocağını terk etti. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti Türkiye'nin başına bela oldu. Mısır'a el attım. Mısır'daki ihvanı perişan etti. Her kime elini uzattıysa uzanan eller perişan oldu. Değerli dostlar, değerli canlar. Ne zaman ne yapacağı da hiç belli olmuyor. Güya açılımlarla, güya barış ağzıyla insanları barıştan da uzaklaştırdı. Hiçbir açılımda yapmadı. Her şeyi bulduğu herkesi istismar etti. Saltanat sürdürdü, saraylar yaptırdı, har vurdu, harman savurdu, Türkiye'yi borçlandırdı, Türkiye'nin daha doğmamış çocuklarını, evlatlarını, yurttaşlarını borçlu doğar hale getirdi. Her şeyi dolar endeksli yaptı, her şeyi ne bileyim köprüleri, hastaneleri, havaalanlarını yaptırdı, yandaşa, yalakaya para kazandırdı, rant sağladı. Ama Türk halkına verdiği hiçbir değer olmadı. İnsanlar geçmedikleri köprülerin paralarını öder oldular. İnsanlar uçmadıkları havaalanlarının bedelini öder oldular. İnsanlar adeta cezalandırdılar. Bununla da kalmadılar. Şu anda milletin alım gücü yok. Millet evine ekmek getiremiyor. Millet alışveriş yapamıyor. Gazını yakamıyor. Elektriğini kullanamıyor. Çünkü faturalar oldukça kabarık, aldıkları ücret oldukça düşük. Her şey iki katına arttı, pahalı oldu ama ödenekler artmadı. İnsanların alım gücü yetmiyor. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, şimdi de tutturdu Sezen Aksu'nun yıllar önce yazmış olduğu bir eserinde geçen sözlerden dolayı onu tehdit etti. Tehdit ettiği yerde halkın parasıyla yaptırdığı Çamlıca'daki cami. Çok görkemli, çok pahalı camide orayı fitne yerine çevirdi. Orada insanları dilini kesmekle tehdit etti. Evet, dilini koparırız, dilini keseriz. Türkiye'yi bir şizofren yönetiyor. Bu bir cumhurbaşkanı değil ki, buna lanetler olsun. Ben buna lanet okuyorum. Bu bırak cumhurbaşkanı olmayı, bu insan bile değil. İnsan bir sanatçısını tehdit eder mi?
halkın sevdiği, halkın bağrına bastığı bir sanatçısını tehdit eder mi? Onu tehdit etmek için camileri kullanır mı? Camiler fitne yerleri mi? Camilerde fitne mi üretilecek? İnsanlar mı tehdit edilecek? Ben bunu nefretle kınıyor, lanetliyorum. Bunun sonu geldi, bunun son çırpınışları diyorum. Çavuşesko'yu aklından çıkarmasa iyi olur. Biri buna Çavuşesko'yu, Saddam'ı, Kaddafi'yi ve diğer diktatörleri akıbetini anlatsa çok büyük iyilik etmiş olur. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Sezen Aksu'nun referandumda dediği evet oyuna tamamen karşıydık. Biz hayır dedik. Tek adama ülke teslim edilemez. Başkanlık sistemi oyundur. Bu bir devlete tuzaktır dedik. Asla razı gelmedik. Bir insan bir evi yönetemiyorken koca ülkeyi tek kişi yönetebilir mi? Böyle bir diktatörlük bu devirde olur mu dedik. Karşı geldik. Hayır dedik. Hayır kampanyası başlattık. Şiirlerimizle, yaptığımız söyleşilerde bunlar sabittir, kayıtlıdır. Sezen Aksu'dan soğuduk. Sezen Aksu'ya kızdık, sinirlendik, öfkelendik, yanlış dedik. Buna rağmen bugünkü Sezen Aksu'nun düştüğü durumu kınıyoruz. Bizim derdimiz Sezen Aksu değil, bizim derdimiz yapılan yanlıştır. Hiç emrinizde olacağız, hizmetinizdeyiz diyen, halktan oy talep eden ve başa geldikten sonra da o halkın başına bela olan melunu kınıyoruz. Her kim olursa olsun böyle yapan melundur. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Sezen Aksu'dan sonra Sedef Kabaş gazeteci ülkesini, bayrağını, vatanını, insanını seven bir gazetecidir. Yakından takip ediyor, beğeniyor ile izliyorduk. Sedef Kabaş'ın verdiği bir örnekten dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret diye tutuklanıp içeri atmasını da nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Her şeye rağmen, bütün yobazlara, bütün bozuk zihniyette olanlara rağmen ülkemiz Türkiye'ye er geç demokrasi gelecektir. Er geç barış olacaktır, huzur olacaktır, edepsizler belasını bulacaktır. Bu devran böyle gitmez. Zalimlerin zulmü asla yanına kar kalmamıştır. Er veya geç burunlarından fitil fitil getirilecektir. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, korkmuyoruz zalimden. Zalimden korkan, Yezid'den korkan Yezid gibi olsun. Lanetliyoruz seni Recep Tayyip Erdoğan ve zihniyetindekiler. Sizin sonunuz gelecektir. Gitmek üzeresiniz. Korkudan saldırgan oluyorsunuz. Korkudan çirkefleşiyorsunuz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ülkemizde birlik, beraberlik istiyoruz. Ülkemizde hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ülkemizde bağımsız yargı istiyoruz. Ne ezilen, ne hak, ne ezen, insanca, hakça bir düzen diyoruz. Evet, çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. Bizim sanatçılarımızdan, bizim gazetecilerimizden kirli ellerinizi çekin diyoruz. Evet, Sezen Aksu da yalnız değildir. Sedef Kabaş da yalnız değildir. Yanlarındayız, her konuda varız. Muhalefet biraz daha sivri dilli olsun, hiç korkmasın. Bunlar ötleklerdir, bunlardan korkmaya gerek yoktur. Bunun militanları bunları kurtaramayacaklardır. Afganistan'ın durumu yürekler acısıdır. Afganistan'da kadın yoktur, ana yoktur, bacı yoktur. Afganistan, gördüğünüz uçaklara, kanatlarına, uçakların motorlarına sarılarak Avrupa'ya kaçmak istediler. Korkunç o yürek yakıcı manzaralara şahit olduk, gördünüz. Evet, Türkiye o duruma gelmeyecektir. Türkiye asla Afganistan olmayacaktır. Biz sesimizi daha gür çıkaracağız. Bizler zalimlerden korkmuyoruz. Allah'ın verdiği bir canımız vardır. Canımızı halkımız için feda etmeye hazırız. En başta ben varım. Evet, AKP'ye ve zihniyetine, gericilere, yobazlara, üfürükçülere, tükürükçülere, cincilere, çocuk taciz eden vakıflara, tarikatlara lanetler okuyorum. Ne mutlu halkların kardeşliği diyorum. Ne mutlu insani değerler diyorum. Ne mutlu insan olana diyorum. Evet, değerli dostlar, değerli canlar, insan olanlardan bir tanesi de Mahatma Gandhi. Bugün Mahatma Gandhi'nin
heykelinin yanı başına geldik. Kendisini şöyle bir görelim dedik. Mahatma Gandhi gerçekten Hindistan'ın ulusal bağımsızlığını sağlamış bir insan, bir filozof, bir devlet adamı. Görüyorsun kitabı elinde, asası elinde Mahatma Gandhi. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi burada Mahatma Gandhi'nin olduğu yere güzel bir heykeli yapılmış. Bizim mahallede bu heykel. Hemen evimizin yanı başında Mahatma Gandhi. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Mahatma Gandhi Hindistan'ın timsalidir. Evet, bizim de Atatürk'ün her yerde resmi olduğu gibi Mahatma Gandhi'nin de bir milletin bağımsızlığı, bir milletin gelişmesi için mücadele veren bir insandır. Kendi halkı, kendi milleti için mücadele vermiştir. Zeka insanıdır, güzel insandır. Bizim edepsiz gibi değildir. Evet, bazı insanlar öldükten sonra da yüzyıllarca saygıyla, sevgiyle anılır. Bazıları da Yezid gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi, Tayyip Erdoğan gibi lanetle anılır. Ne yapalım değerli dostlar? İyiler, kötüler birbirinden ayırt edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Mahatma Gandhi'ye Allah'tan rahmet dileriz. O da mutlaka inançlı bir insandı. Hakkında çok fazla bilgimiz yok ama araştırıp öğrenmek gerekir. Ama çok önemli bir kişilik, çok bilge bir kişilik olduğunu biliyoruz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bugünkü sizlerle olan söyleyişimizi burada bitirelim. Fazla uzatmayalım. Ama Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Türkiye nemize lazım, biz buradayız, orada yaşayan düşünsün demiyoruz. Asla demeyeceğiz. Biz insanız, zulmün olduğu her yerde sesimizi yükseltiriz değerli dostlar, değerli canlar. Evet, gördüğünüz gibi Mahatma Gandhi'yle resim çekilmek, Mahatma Gandhi'nin heykelinin dahi yanında olmak bizlere şeref, onur, haysiyet verir. Evet değerli dostlar, kendisiyle gurur duyduk. Zamanında yaşayamadık, yüz yüze gelemedik ama böyle halkı için faydalı olan insanlara saygımız sonsuzdur. Sen rahat uyu Mahatma Gandhi. Evet değerli dostlar, değerli canlar, Mahatma Gandhi'nin heykelini sizlerle paylaştık. Yanına geldik, çiçeklerle zaten yad etmişler. Sevenleri var, herkes seviyor bu insanı, bu zeka insanını, bu akıl insanını, barışta yana olan bu insanı herkes biliyor, tanıyor, rahmetle anıyor. Evet değerli dostlar, değerli canlar, bu dünyada misafiriz. Dünya hayatı dediğin 3-5 günlük bir olaydır. Dünyada güzel de güzellikleri paylaşırsak, yardımlaşırsak, dayanışma içerisinde olursak ne mutlu bize. Kışkırtıcılık, insanları birbirine düşürmek, insanların kazancına göz dikmek kadar alçakça bir şey olamaz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mahatma Gandhi'nin son görüntüleriyle sizlere veda ediyoruz. Bir başka canlı yayında diyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, değerli canlar, bizim bura bizim semtimiz. Bizim semtimizde gördüğünüz gibi Mahatma Gandhi'nin güzel bir anıtı var. Anıtının yanında sizlere böyle bir çekim yaptık. Gördüğünüz gibi, evet. Bir başka canlı yayında görüşelim. Dilerim diktatörlük biter, ülkeye geliştirilmiş demokrasi gelir, yargı bağımsız olur, gazeteciler rahat konuşur, herkes birbirine edep dahilinde sohbet eder, birbirine itiraz ettiklerinde bile medenice ederler. Her şey güzellikle, barış içerisinde hallolur dilerim. Hepinize selamlar, sevgiler gönderirken Türkiye'yi çok özlediğimi, bu diktatörün zulüm rejiminin bitmesiyle birlikte Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Adana'yı, yurdun her bir yanına gelip gezmek, görmek istiyorum. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ülkemi, vatanımı çok özledim diyorum. Selamlar, saygılar, görüşmek üzere. Esen kalın diyorum. Sağ olun.